devlet adamı hem Suriye'de olur hem de ekonomiyi öyle bir yönetir ki dışarıya öyle bir güven verir ki bu ülkeye yatırım gelir. Türkiye'deki temel sıkıntı Türkiye'ye yatırım gelmiyor. Diyebilirsiniz ki ya muhalefet bir şikayet ediyor ya yani bu ülkeyi muhalefet mi yönetiyor ya Allah aşkına ya. Yani muhalefete de ben hakikaten çok kızıyorum. Yani müflis bakkalın dönüp dönüp o eski defterleri karıştırması gibi yani Cumhuriyet Halk Partililer de buna çok düşüyorlar. Yani başörtülü mesele. Ya kapandı o mesele. Aynen ya. Öyle. Kapandı. Soru sorulsa bile cevap vermemek lazım. Kapandı o mesele bitti. Hala neyi tartışıyoruz? Neyini tartışıyoruz? Kim rahatsız bundan? Bundan rahatsız olan yok. Ha bu tartışmaya elverişli muhalefetin tartışılmasını sağlayan meseleler. Ve muhalefet maalesef ki buna geliyor. Yani bazen bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi, yani hocama bakmayın hocam muhalefet değil, hocam hocam yani. Evet evet. Yani akademisyen. Yani. O da istediğini konuşuyor. Ben muhalefetten bahsediyorum. Hocam Cumhuriyet, Halk muhalefet. Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyoruz. ya arkadaş sanki 20 senedir bu ülkeyi bunlar yönetiyor. veya da işte diğer partiler. Sanki bunlar yönetiyor bu ülkeyi. Ya bu ülkeyi 20 senedir AK Parti yönetiyor ya. Ya o da muhalefetin beceriksizliği hanesine yazılması gereken şey. Yani bu ülkede konuşulması gereken şey... Ya işte CHP gelirse başörtüsü ne olur falan değil. Bu ülkede tartışılması gereken şey kazanın kaynayıp kaynamadığı. Sıra bakmayın Hacı Bey. Siz anketlere değil marketlere bakacaksınız. Ben anketlere bakmıyorum zaten. Ona. Bugün bugün anketlere değil marketlere bakacaksınız. Market mafyası deyip işi geçiştirebilirsiniz. Ama vatandaş markete gittiğinde dün 10 liraya aldığını bugün 12 liraya alıyor. Yani neredeyse böyle her hafta değişiyor. Her hafta zam geliyor. Peki gübreyi bak dönüp dönüp aynı şeyleri söylüyorum. Gübreyi 80 liraya alan bir vatandaş sene başında şimdi kaçı alıyor? 350 liraya alıyor. Bu vatandaş ne üretecek? Yani birçok bakınız buradan uyarıyorum Tarım Bakanlığı'nı. Anadolu'da çiftçilerin önemli bir kısmı bu sene mahsulüne gübre atamıyor. Bu gelecek sene Bunlar bir, 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 bir fasit daire gibidir. Bundan çıkamıyorsunuz. Gelecek sene ne olacak biliyor musunuz? Beni vatandaş çiftçi anlıyor. Ne dediğimi anlıyor vatandaş. Bu Türkiye'nin rekoltesinin üretiminin yüzde elli düşeceği anlamına gelir. Neden? Çünkü gübre vermediğinizde ben çiftçi çocuğuyum. Siz ürüne gübre vermediğinizde verirseniz zaten şey alamıyorsunuz. Yani öyle bir paranız yok. Vermediğinizde rekolteniz yüzde elli düşecek. Ama diyor ki ya ne yapalım yani boş kalacağına hiç olmazsa. E, karnımızı yani. doyuracak kadar olsun. Şimdi e, burada da hacı Bey diyor ki yani tamam bir ekonomide sıkıntı var ama bunu çözse çözse bunu muhalefet çözemeyecek, bunu yine iktidar çözecek diyor. Ya çözen yani adam bir bu sorunun kaynağı iktidar. Bu sorunun kaynağı iktidarın yanlış politikası. İktidarın bu faiz meselesine saplantısı olmazsa. Ayrıca bu faiz meselesinde de şöyle bir durum var ha. Hristiyan Avrupa faiz haram ya. Hristiyan Avrupa'da faiz sıfır. Bazı yerlerde eksi. Ha demek ki bu onunla alakalı değil. Bu ekonomiyi doğru yönetmeyle alakalı. Merkez Bankası Başkanı'nı rahat bıraksaydı mesela Naci Ağbal, Odak Partili. Yani diyebilirsiniz gel sen AK Parti. Ye. Hayır değilim Naci Ağbal basiretli bir e, Merkez Bankası Başkanı'ydı. Naci Ağbal bir program çıkarmıştı ve o programı hayata geçirseydi ve bugün dolar böyle olmayacaktı. Sırf Sayın Cumhurbaşkanı kafasına göre Vallahi Faiz düşecek dediği için olmaz böyle. Eğer siz Merkez Bankası Başkanı Hacı Bey diyebilir ki ya Merkez Bankası Başkanı mı sorumlu Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı sorumlu doğru. Ama bu sistemi kurgularken şöyle kurgulandı. Yani kurumların bağımsız yapısı olması gerekiyor. Başkanlık sistemi Hacı Bey'in öyle düşündüğü gibi değil. Cumhurbaşkanı isterse her gün Merkez Bankası Başkanını değiştirir. Bu sistem böyle bir şey değil. Hacı Bey şöyle zannediyor. Diyor ki ya Cumhurbaşkanı halka karşı o sorumlu. İsterse her gün bir tane Merkez Bankası Başkanı atar. Ha, atar. Böyle de oluyor zaten. Her gün olmasa da üç ayda bir atıyor bir tane. Peki neticesi ne oluyor? Dolar 10 lirayı geçti. Bu ne demektir biliyor musunuz? Demiri, inş bakın şimdi Türkiye'nin lo lokomotif sektörü ne neydi biliyor musunuz? İnşaattı. AK Parti'nin de temel rant kaynağıydı inşaat biliyor musunuz? Kötü anlamda demiyorum. Temel rant kaynağıydı inşaat. Getiri Peki demir demir 4 bin liradan 9 bin liraya gelmişken geçen bir e, tesadüfen birisiyle tanıştık. Bir, bir, bir arkadaşımın orada oturmuştuk. Adam inşaat almış. Müteahhit. İnşaat almış. Yani ben müteahhitlerin de e, hakikaten sızlandığını ilk defa gördüm. Yani adam diyor ki yani keşke almasaydım. Niye dedim ne oldu? Ya diyor ben aldım ama şimdi e, demiri diyor ben hesap yaparken 6000 bin liraydı. Şimdi demir 9 bin lira diyor. Benim bütün hesaplar alt üst oldu. Yarın 9 bin liraya da bulamayabilirim diyor demiri. Şimdi Hacı Bey bu ekonomik sistemde eğer sen yarın ayçiçek yağını kaça alacağını bilmiyorsan, yarın demiri kaça alacağını bilmiyorsan, yarın gübreyi kaça alacağını bilmiyorsan, bakınız memleketin temel sorunu bu ve bu göreceksiniz. Anketler ne derse desin. Son sözü marketler söyleyecek. Halk markete gidip eğer evine iki ekmek yerine bir ekmek götürecekse halk markete gidip yağı 80 liraya alıyorken 135, 140, 150, 200 liraya alacaksa ha, o zaman diyecek ki kusura bakma. E, alternatif var mı? Vallahi yoksa bile alternatif diyecek ki ya siz gidin de kim gelirse gelsin. Bu da en tehlikelisidir onu da söyleyeyim. Evet. Ama halk halk şu an öyle bir ekonomik darboğazda ki öyle bir ekonomik darboğazda ki işte yok efendim herkesin kapısında iki araba varmış. Yok yollar arabadan geçilmiyormuş. Kimseyi yanıltmasın bu. Bu kimseyi yanıltmasın. Türkiye nüfusu 83 milyon bizde. 7-8 milyon da mülteci, sığınmacı yani mülteci doğru tabir değil, sığınmacı. Türkiye 90 milyona geldi. Yollar aynı yol. Ve sokağa çıkan, trafiğe çıkan araç sayısıyla vatandaşın refahını ölçmeyin. Marketten alışveriş filesine koyduğu yumurta sayısıyla, ekmek sayısıyla, domates kilosuyla, patates soğan kilosuyla ölçün halkın refahını. O sebeple çok yanlış hesap yapılıyor. Evet. Ve son cümle göreceksiniz. Bu kazan, bu kazan ne iktidarlar devirmiştir, ne baba yiğitleri seçim sandığına gömmüştür ve bu iktidarı da bu kazan kaynamadığı sürece gömecektir. Ha bir cümle, iktidarın bundan ders alır gibi bir hali var mı? Vallahi yok. Yani bundan ders alır gibi bir hali yok. Görsem en ufak bir ders alır, hakkaniyet adına söyleyeceğim ki ya şu hatadan da döndüler. Yani bu hatadan döndüklerine dair en ufak, yani olayı anlamamışlar. Bu meselenin, ekonominin, ben ekonomi tahsili de aldım, bir güven meselesi olduğunun farkında değiller. İşte muhalefet güveni de muhalefet de bozuyor diyor iktidar e, tarafı. Muhalefet yani, ne yaparsa yapsın, yapsın sorumluluk iktidardır. Son cümle, devam anketler değil marketler son sözü söyleyecek. Peki, kısa bir aramız var bakalım kaç dakika